Efendim, bir çevrede araştırma yapalım dedik. Biz Büyükçekmece'ye, yani Yeşilyurt Köyü'ne hepimiz gittik. Kimimiz bir kez, kimimiz çok kez. Ama orası biraz daha böyle turistik, sıkıcı. Tabii fiyatlar da hani yüksek konaklama için. Bakalım, bir de Küçükçekmece Köyü'nü gezelim dedik. Geldik. Nasıl geliyoruz? Küçükkuyu'da meşhur Zeytinyağı Müzesi var. Zeytinyağı Müzesi var. Onun tam karşısında bir yol çıkar. O yani Ayvacıklar'dan gelince birinci ışıklar diyoruz. Birinci ışıklar. Evet, o ışıklardan yukarı doğru çıkılıyor. Zaten Küçükçekmece 2 kilometre de levha da var. Küçükçekmece 2 levha var. Çok belirgin değil açıkçası, silinmiş vaziyette. Çıkıyorsunuz, şöyle bir 305 metre gittikten sonra bir yol ayrımı var ama yol kendi belli ediyor. Soldan devam ediyoruz. Bu köye, güzel köye ulaşıyoruz. Çok böyle tanımamış bir köy. Yani açıkçası çok gelen de yok. Evet, şimdi Küçükçekmece köyündeyiz. Böyle kurum olarak, ortak kurum olarak da çok az. İşte yukarıda ilkokul. Daha önceden bir kilise varmış. Kilisenin bir kısmına dayandırılarak bir okul inşa edilmiş. Fakat kilise bina yıkılacak şeyle düşüncesi o kiliseyi yıkmışlar. Ah diyorlar, keşke onu korusaydık, bir ziyaret noktası olurdu, bir çekim merkezi olabilir diye. Yukarıda evet ilkokul var. Cami. Evet, nüfus çok az. Yerli nüfus aslında böyle belki onu bulmuyor. Yaşlar vefat nedeniyle bu yeter şey azalmış. İnsanlar da küçük kuyuda yaşıyor. Terk edilmiş bir köy gibi aşamasına gelmiş. Yabancılar var. Herhalde yurt dışında yaşayan Türkler var. Ve büyük şehirlerden burayı seçenler var. Fakat popülarite tabii ki veya tanınmışlık Büyükçekmece veya Yeşilyurt gibi değil. Karşı tarafta 3000'e otel buluyorsunuz. Fakat burası çok böyle şey değil, ucuz ucuz değil. Hani böyle 3 kişilik bir oda falan 1500'den falan bahsediliyor. Hani pansiyon ücretleri burada yüksek. Evet, burada Doğa Kafe adı verilen, daha şu an üzerine yazmamışlar. Onu gördük. Gayet güzel bir şey. Hani gelin derim Küçükçekmece'ye, bir kahveye oturun. Bakalım ne var kahvede. Evet, gayet sempatik bir yer. Evet, Küçükçekmece Doğa Kafe. Muhtar tanımış. Hatta güzel de bir şey gördük burada. Bir kitaplık da oluşturulmuş ama okuyan yok diyor. Buranın işletmecileri. Şimdi bakalım fiyat düzeyi nedir? Şöyle açıkça söyleyebilirim. Tabii zamanla enflasyona göre bir artırım yapabilirler ama gerçekten hoşa giden fiyatlar var. Genelde bu tip yerlere geldiğinizde karşınıza butik kafeler çıkar ve ben buraya geldiğimde çayın ne bileyim 5-7 olacağını tahmin ediyordum. Kahve 15 gibi tahmin ediyordum. Fakat şöyle birlikte fiyatlara bakalım. Çay 3 lira. Gayet mantıklı. Türk kahvesi 6 lira. Gayet mantıklı. Nescafe 6 lira. Bitki çayı, soğuk içecekler var. Kahvaltı 50 lira. Menemen 30. Gözleme 30. Mantı 50. Sigara böreği 25, patates kızartması 30, sahanda yumurta 20. Hani gayet mantıklı geldi. Paçanga böreği 30, karadut suyu da varmış. Hani şunu gördük, biraz fiyatlar burada makul. Evet, şöyle birazcık köy mimarisini anlatalım. Evet, yeni evler var. Tabi kaplama taşları da bunlar şey yapılmış. Otantikliği korusun diye. Evet, karşı tarafta da Büyükçekmece Köyü'nü veya Yeşilyurt Köyü'nü görüyoruz. Zamanında işte bir kardeş iki kardeş karşı tarafa yerleşmiş. Kardeşlerinden birisi ben seninle ayrılırım demiş. Bu vadiyi geçip bu tarafa, buraya yerleşmiş. Burada Küçükçekmece denmiş. Zaten Rumları içeren burada 3 tane köyden bahsedebiliriz bölgede. Bir tanesi Büyükçekmece, yeni adıyla Yeşilyurt Köyü. Küçükçekmece Köyü yani burası, isim değiştirmemiş. Bir de Adatepe Köyü. Evet, gayet güzel bir köy. Evet, buraya bir karı koca işletiyor. Kendileri Küçükkuyu'da yaşıyorlar. Yani bence Küçükçekmece Köyü'ne gelin. Şurada da bir şeyler için, fiyatlar da makul. Efendim, burada neler yiyebiliriz? Bunları yiyebiliriz değil mi, polanları? Evet. Tamam. Evet, gayet güzel bir köy. Burası da camii. Yukarıda onun hemen ötesinde bir özel ev.
Evet, gayet güzel. Evet, küçük Çetmik köyü böyle de öğrenmiş olduk. Bir de bunun üst tarafında bir kaplıcalardan bahsedilir. Fakat kaplıcalar şu an faaliyetli, yıkık vaziyette. Suyunu kaybetmiş. Yapılan sondajların ile su gitmiş. O da herhalde gündeme tekrar çalışır vaziyette getirilebilir. Evet, bizim Edemit bölgemiz, tabi Ayvacık bölgemiz gayet çok güzel Kaz Dağı etekleri. İşte bizim de küçük Çetme hakkında anlatacaklarımız da şimdilik bunlar efendim.